Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Burası altı çizilmesi lazım. O ibadet ve dua yağmuru getirmek için değildir. Peki yağmuru getirmek için dua ediyor. İnsanlar zaten sorsanız 100 kişiye herhalde bir 90 kişi yağmur getirmek için dua ettiğini doğru söyleyecekler. Bu sırrı çünkü bilmiyorlar maalesef. Eğer sırf o niyet ile olsa, sırf o niyet ile olsa o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Yani yağmur gelebilir ama o dua kabul edilmiş olmuyor. Çünkü o duanın kabul edilme şeyi ahireti hakkında olmasıdır. Ben öyle anlıyorum. Dua ibadet ya. Değil mi? İbadet olmaz. İbadet gelse olmaz. De. Ben öyle anlıyorum yani. Yoksa diyelim adam hastalığı için dua etti. Hastalık da diyelim mesela iyileştirildi. Bu adamın duası zahiren kabul edilmiş oldu. Ama sırf o hastalıktan kurtulsun diye yaptığından dolayı. Hastalığı vermez yine o duanın kabul edildiği anlamına gelmiyor. Ahireti için elde etmesi gereken ubudiyet sevabından mahrum olması cihetiyle o dua yine kabul edilmiş olmuyor diye bu cümleyi adam önemli. Namaz kılmış oluyor da mesela şunun için namaz kılabilir yani. İşte ben belimin ağrısından kurtulayım yani bel ağrısına tutulmayayım diye. Çünkü namazın içinde bir sürü hikmetler var. Eklem ağrıları olmaz, bel ağrıları olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Evet. Bir sürü anlatıyor. Bunlar için ben namaz kıldım. Yine namaz kılmış oluyorsun ama ibadet olmuyor. Olmuyor. Geçenlerde bir tane kadın demişti. Ben başörtüsünü işte şey için, moda için kullanıyorum dedi. Tesettüre bir cihette giriyor ama Allah rızası için olmadığından ibadet olmuyor. Burada da aynı şey. Yağmuru getirmek için yapılsa veya hastalıktan kurtulmak için dua edilse o dua kabule layık değildir. Yani o dua velev ki dünyada istediği netice alsa bile sizin işaret ettiğiniz nokta bu. Ahiret noktasından ibadet olmadığından bir mükafatını göremez. Yani neticede kabul edilmemiş olur. Evet. Şurada şöyle bir şey var mı Burhan abi? Sırf o niyet ile olsa diyor mesela. Onu demiş. Demek ki mesela, hadi gidelim yağmur duasına. 100 birim adam sırf yani 100 birim 100 birim tamamı da yağmur yağmak için olsa o dua kabule layık değil. Evet yani yine yağmur yağsa bile ben öyle anlıyorum şahsen. Çünkü o yağmur Cenab-ı Hak sadece onun duasıyla değil ki. Bitkilerin de duası var. Hayvanların da duası var. Evet. İhtiyacı bu. Yani sadece onun duasıyla bakmayacaksın. Dolayısıyla Allah yağmuru verse bu adam iyi benim duam kabul oldu diyebilir o adam. Kendince de. Ama Cenab-ı Hak açısından o dua kabul edilmiş mi? O duanın ubudiyet ciheti kabul edilmemiştir manasını anlıyorum. O zaman şöyle de diyebiliriz. Hani 100 birimin mesela 50 birimi de Allah için olabilir. O, tabii. 50 birimi de dünya tabii, için olabilir. Allah benim şu anda şu yağmursuzluk vaktinde huzuruna gidip aczimi hissedip yağmuru sadece onun indirdiğini bilip o şuurla Cenab-ı Hak'tan yağmuru istiyorum diye giderse bunun neticesinde de yağmur yağsın diye giderse dediğiniz gibi %50 farz edelim. O %50 yine ibadettir. %50 de dünyaya menfaattir. %50 duası ahiret hesabına geçmiş oluyor yani diye düşünüyorum. Sırf deyince öyle bir mana çıkıyor. Ama sırf %100. Evet. Bu tamamen ehli gaflet içindir yani. Evet. Demek ki bunda da mertebeler, dereceler var. Allah razı olsun.